Gösterilerin sürdüğü Kırgızistan istikrar arıyor. Başbakan Voronov'un istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Jeenbekov, Genelkurmay Başkanı'nı değiştirdi. İçişleri Bakanlığı ile Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevine getirilen bütün Kırgızistan Partisi üyeleri de bu kurumların personeli tarafından uzaklaştırıldı. Korrupsiyonun işleri açılıp kalıp, anın, kamal... Halka hitap eden ve OHAL kararını imzaladığını kaydeden Jeenbekov, acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız. Vatandaşlarımız sorumsuz politikacıların siyasi tutkularının kurbanı olmamalı ifadelerini kullandı. Olağanüstü halin Jeenbekov'un imzasıyla yürürlüğe girdiği, meclisin 3 gün içinde onay verip vermeme hakkının bulunduğu kaydedildi. Olağanüstü halin onayı için gözler, parlamento binasının talan edilmesinin ardından güvenlik gerekçesiyle günlerdir toplanamayan milletvekillerine çevrildi. Ülkede yeni seçimin de anayasa gereği 30 gün içinde yani 6 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından ordu ve güvenlik güçleri de başkent Bişkek meydanına çıktı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Dünya Müslüman Alimleri Birliği başta olmak üzere birçok kurum ve ülke Kırgızistan'a şiddetten kaçınma ve diyalog çağrısı yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Jeenbekov'un istifasını isteyen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve taraftarları evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi kitlesel gösteriler düzenlemek suçlamasıyla Atambayev'in gözaltına alındığını belirtti. Cezaevinden çıkarılan Atambayev'in aracı da kurşunlanmış, bu saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.